Bilgi Paylaşım Platformu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu, video atamadık. Malum işlerimizden dolayı uğraşamıyoruz. Arayla da pek ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı pek video atma fırsatı bulamadım. Geçen bu aralara bir poşetle şuruplama yapmıştım. Bugün poşetleri toplamaya geldim. Poşetle şuruplama çok güzel. Yalnız poşetleri hemen almadığınız sürece arı telef edip alta doğru çekiyor, uğraştırıyor sizi. Yani maksimum bir gün veya iki gün sonra poşetleri toplamanızı tavsiye ederim. Ben topladım poşetleri. O zaman aralara sırayla baktım. Söyleyeceksiniz ki neden video çekip atmadınız arkadaşlar. Çok acele havalar malum, henüz kışa atlatamadık. Hala da havalar bozuk burada, soğuk. Kış soğuğu kadar olmasa da soğuk, arazi kurcalama bir havası yok. O zaman da arayı kurcalamadım, sadece tek bir çizde ortadan çekip yavru var mı yok mu diye baktım. Sadece bir arımda arkadaşlar bir anormal durumlara rastlaştım. O daha ileride şurada 7-8 çizde bir arı, ana arısı yok. Kaybetmiş ana arısını artık. Neden dolayı kaybetmiş bilmiyorum. Elimde yedek analar vardı arkadaşlar. Elimdeki yedek analardan ona verdim. Aşağı yukarı 3 gün falan oldu. Bugün açtım kek yerini. Kendi elimle kendi anayı saldım. Anayı kabul etmişler. Artık bundan sonra takip edeceğiz. Yumurta atmasını, yumurta kapatmasını. Yani kabul etmiş diye kesmeyecek diye bir kanun yok. Kesebilir. Aralara sıradan bakarken size de arı nispeten yavruya girmiş. 3 cıda, 4 cıda. Bazı arı duvar cıdalarına kadar yavruya geçmiş. Stokları fena değil ama ben tekrardan yedirdim. Şu an stoklarını çok iyi görebilirsiniz. Yalnız arkadaşlar arı tamamıyla yavru olduğundan dolayı, aşağı yukarı 3'te 4'te yavru olduğundan dolayı bu yavru sökülür sökülmez o stoğu çok hızlı bir şekilde tüketecektir. O anda da eskaza bir hava bozarsa, malum bizim kendi bölgem adıma konuşuyorum. Bazen buradan Nisan'da bile kar yağdığı oluyor arkadaşlar. O anda kar yağarsa arıyı daha yedirip şey yap, müdahale edemezsin. O arıyı açlıktan kaybedebilirsin. Şurada böyle bir arımız var. Bu arımızın maşallahı var. Güçlü. Nispeten arılarımız böyle arkadaşlar. Çok kurcalamak istemiyorum ama size de göstermeden şey yapmıyorum. Hava soğuk arkadaşlar. Arıya bakacak bir hava yok. Normalde ben bu havada arkadaşlar çıta çekmem. Ama sizin için bir çıta çekip bakacağım şu ortalarda. Bu arıya hiç baktığım yok. Bunun gücünden şüphem olmadığından dolayı zaten yavru düzeni olmayan, yavrusu olmayan bir arı bu kadar güçlü arkadaşlar kalamaz. Bu güçlü bir arı. Nispeten arılar böyle. Zayıf olanlar da var. 5 cıda olanlar da var. Bakın arkadaşlar çok fazla yavru alanı üşütmeden gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunda günlük yumurtalar var. Ana arımız zaten burada. Görebiliyor musunuz? Bakayım. Bakın arkadaşlar. Ana arımız burada. Burada günlük yumurtalar görülüyor mu? Görülüyordu şurada. Sökülen yavrular var. Hala daha bakın arkadaşlar. Bal gemelerinde güzel balı var. Daha üşütmek istemiyorum. Bu arada tahmin ediyorum ki 2-4 aşağı yukarı en az 5 çıta yavru vardır. Yavru, bir kısım yavru sökülmüş, bir kısım yavru da arkadaşlar sökülmek üzere. Yeni atılan yumurtalar var. Ya bundan sonra artık hava ne kadar soğursa soğusun arı yavruyu kesmez daha. Şimdi şurada bir başka farklı bir olayım var. Bunu da size göstereyim. Yani arı kışın soğukta üstünü açtın. Şöyle gelelim. Bakın şurada bir kovanım daha var. Kışın soğukta arının üstünü açtın. Oydu buydu, arı üşüdü, hasta oldu. Artık bu arı ölür. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Arıyı kışın kar yağarken, yağmur havada da üstünü açabilirsin. Sadece çok soğuk havalarda
merkez bölgelerinden, orta kısımlarından çıta çekip de yavru alanını üşütmemek lazım. Salgında olan arının salgınını bozmamak lazım. Şu an arı salgında değil. Çok küçük bir salgında, öyle havada soğuk değil bugün zaten. Kapalı ama çok soğuk değil. Ama gene ben arıyı şey yapmak istemiyorum, üşütmek istemiyorum. Bu arada gene benim burada güvenlik kameralarım var. Bakın arkadaşlar. Orada. Şu karşıki direklerde güvenlik kameralarım var. Ben ara ara bu kovanları kontrol ederken bu kovanın kapağının dostlar şöyle görüyordum. Yani şöyle biraz yan gibi. Şu kameradan şuradaki kameradan bakarken ben de düşünüyordum ki yani rüzgar biraz kovanı yerinden oynatmıştır ondan dolayı. Gidip gelme fırsatım olmadı. En son işte geceden dedim ya size şuruplamaya, poşetle şurup vermeye geldim. Arkadaşlar geldiğimde kovanın üzeri bunun tamamıyla açıktı. Şöyle tamamıyla demeyelim de şu kısımdan ön tarafı açık. Arı nispeten buradan işliyor. Alttan suç tavsasında da işlem yapıyor ve şu naylon üzeri tamamıyla su gölü ve kovanın içi de su. Ama arımız güçlü arkadaşlar. Aşağı yukarı böyle bir hafta, iki hafta falan o şekilde kalmış. Ona nazaran arkadaşlar arada bir şey yok. Yavrusunu atmış. Bakın. Yavrusunu atmış. 2, 4, 6, 7 tane bir arı. Sıkıştırmasan da olur. Ya ben bunun burasına bir sonbaharda bir bölme yemlik atmışım. Büyük ihtimalle şuruplama amaçlı. Şunu şöyle ters koyalım. Şimdi arkadaşlar bu arı o kadar üstü açık kalmış. Gece gündüz rüzgar havalarda üstü açık kaldığı halde arkadaşlar arada ne bir yavru üşütmesi var. Aksi gibi güzel de yavru atmış. Yavruların çok güzel. Daha fazla acık üşütmek istemiyorum. Ne bir yavru üşütmesi ne bir nüfus kaybı hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani demek o ki arınızın sağlığında bir sorun olmadığı sürece üstü açık kalsa da bir şey olmuyor. Benim bu ilk yıl bu işe ilk yıllara başladığım zaman kovanlarım akşam rüzgar devirdi. Sabahleyin geldim. Akşam da kar yağmış arkadaşlar. Sabahleyin geldim. Kovanların üzerinde 10 santim kar. Aradan kapakları düşmüş. Aradan üzerinde 10 santim kar. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. O aralar öyle kışın çıktılar. Havaya bakın. Henüz karlar dağlardan şurada biraz daha kaldı, çıkmadı. Siz gördüğünüz gibi geliyor. Arılarımız böyle. Şurada bir arım vardı. Ruşet kovandı aslında. Onu şuraya aktardım. Bir dün kovanı aldım artık sığmıyor. Şurada da iki tane ruşedim var. Bakın arkadaşlar bunlara da arılar sığmıyor. İsterseniz göstereyim bunları da. Artık bunların bir an önce değişmesi lazım. Ana kovanlara aktarılması lazım. Bakın arkadaşlar. Azıcık üşütmek istemiyorum. Artık yemli gitsine kadar bakın dolmuş. Bunları artık normal kovanlara aktarmam lazım. Şuradakine bakayım. Bakın arkadaşlar buradaki de öyle. Yalnız. Bunları arkadaşlar büyük kovanlara aktarmamız lazım. İlk fırsatta ilk hava ettiği zaman şimdi kurcalamak istemiyorum. İlk güneş hava yaptığı zaman. İlk güneş havada bu kovanları normal büyük kovanlara aktaracağım. Şurada bir kovanımız var. Bunu da zamanında sıkıştırmışım. Öyle unuttum ben bunu. Bu arı bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Bak, bu arıyı sıkıştırmışım. 2, 4, 6 cıza sıkışık sıkışık. Bu tarafında da çuvalla strafor var. Normalde bu arıyı sıkıştırmasan da olur. Zaten arı çok kalabalık. Yani hava açtığı zaman şimdi kurcalamak istemiyorum. Buna iki tane çıta atacağım. Büyük ihtimalle bir tanesini
hamada bilirim. Erikler, kirazlar, bazı meyveler şey yaptı. Çiçek açtı. Nektar belki gelmeyebilir doğadan. Olmasa küçük küçük şuruplar, onu şişirtirim. Bir bakarım önce. İlk etaptaki arı şişiriyor mu diye. Şişirme olayı olursa şuruplama yapmam. Şu ağaçları gördüğünüz gibi kovanların üzerlerinden aldığım yok. Bizim burası rüzgarlı bölge. Bazen çok kuvvetli esebiliyor. Geçen az önceki söylediğim gibi şuradaki kovanın üzerindeki kabağını da zaten rüzgar açmış. İplerini bağlamamışım. Olası bir rüzgarda gelip burada tekrar bağlayabilirim. Ama rüzgar esmeyebilir. Yılı böyle bitirebiliriz. Ondan bu ağaçlar burada duruyor. Şimdi burayı neden açtım diye soracak olursanız, şurada ana kaybeden kovanı göstereceğim size dostlar. Çok güçlü bir ağrı. Yani çok güçlü demeyelim de, yani nüfus olarak güzel bir ağrı. Ama ne hikmetse ana arasını kaybetmiş olabilir. Hemen bakalım. Kapakları da sıkışmışlar herhalde nemden dolayı. Bakın arkadaşlar. Körük vurmak istemiyorum. Arının gücünü görün diye. Şöyle bir arkadaşlar, arı aşağı yukarı 2, 4, 6, 8 cıda. Hadi bir tanesini saymayalım. 7 cıda dolu dolu bir arı bu. Arkadaşlar bir kek verdim ona. Şurada ana arı kafesi var. O ana arıyı kendim saldım. Kabul ettiler ana arıyı. Yalnız kutuyu almadım. İçinde kek var. Arılar temizlesin diye. Yani demem o ki dostlar, her şey yolunda gidebilir. Ama bu kadar güçlü arılarından bazen ana arı kaybedebilirsiniz. Ondan dolayı ne demiştik? Ana arı bankalamayı küçük. Mesela benim çiftleştirme kutularım var. Elhamdülillah. Kusura bakmayın dostlar. Çiftleştirme kutularım var. Dostlar, çiftleştirme kutularımda arı kışlayabiliyor. Normalde seleksiyon için dalı, öyle küçük ana arı kutusu değil onlar. Ana arı kışlayabiliyor dostlar. Onlardan bir tane aldım. Ben buna ana arı verdim. Şimdi normalde bu arıyı ne birleştirmek isterim yandaki bir kovanla. Çünkü sağlam bir arı. Ana arısı kabul ettirip bununla düzenini kurduğu zaman dostlar, bu arı çok hızlı bir şekilde kaybettiği zamanı telafi edecektir. Şöyle şunları tekrar koyalım arkadaşlar. Dostlar, fazla video çekme imkanımız olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi bakın, burada bir yeni arılık yaptık. Henüz daha arı sehpalarını yapamadık. Aynı zamanda şuraya bir elektrik direği diktik. Elektriğini aldık, aboneliğini aldık. Bizden küçük bir paraga istediler. Biz de arkadaşlar şu iki kovanın olduğu yerde, şu üst kısımda, burada 60-70-70-75 metrekare bir ev yapmayı düşündük. Malzemesini yatırdık. Nasip kısmetse artık yavaş yavaş başlayacağız ona. Ancak fırsat olursa arılar oraya inecek. Hem oraya şöyle kullanacağız, hem arı malzemelerimiz olsun. Bütün arı araç gereçlerimiz orada olacak. Arıyla mesafesi çok yakın. Bakın, arılar şurada olacak, şu açık arazide. Buradan buraya 5 metre bir mesafe var. Hafif de yaday, yamaç bir arazi, çok küçük. Orada arı şurubunu yapıp hordumla bütün arıları şuruplaması da kolay olacak. Yani video ondan dolayı çok adamıyoruz arkadaşlar. İşler yoğun. Arayla ulaşamam mesela. Hiçbir tane, tek bir tane daha çita çakmadım, çita yapmadım çerçeve. Şu an arının çerçeve isteme zamanı yavaş yavaş geldi. İsteyenler var bazıları. Şimdi ne yapalım? Bir iki günümüzü bu işe ayıracağız yoğun bir şekilde.
Çerçeve çakıp, mum takıp. Normalde bu işleri ben genelde kışın yapardım. Ama nasip bu sene olmadı. Biraz yoğun olacak ama yapacağız. Arkadaşlar, başka videolarda görüşmek umuduyla beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.